Levent, geldin mi? Vay, gelinlikçe ha? Levent 90'da attı, gol oldu diyebilir miyiz? Evet, gelinlikçe. Zaten ben seni çağırdım buraya. Tamam, tamam. Senin bir şey söylemene gerek yok, söyle. Gözlerin zaten ne dediğini çok iyi anlatıyor. Pardon Levacığım, gözlerim neyi anlatıyor ben anlamadım. Ya hala bana küçük çapta numaralar yaptığının farkında mısın? Seni gidi seni. Dün 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 dün. Komparçita. Evet, konfetiler patlasın. Oo Levent, nasıl kaptın oğlum kızı? Ya dur be oğlum. Evet, siz Levent Gözüpek. Selo'yu evliliğe kabul ediyor musunuz eşiniz olarak? Evet! Ayağıma bas, ayağıma. Leo'cum sen yanlış anladın tamamıyla durumu. Ben buraya, bak Zehra için geldim. Ne? Tövbe bismillah, estağfurullah ya. Ya canım. Yani Zehra Hanım, Zehra Hanım. Kertenkele öleli daha bir sene oldu ama siz maşallah evlilik müessesesinde tur atıyorsunuz yani. Ne? Sussana. Susmayacağım. Ya tamam, kertenkele öldü. Anılar, hatıralar da mı öldü? Beni dinle Selim. Eğer benim başıma da rahmetli kertenkelenin başına gelmiş o meşhum kaza... Sana ya. Susmayacağım. Bir olay gelse mesela. Allah yazdıysa bolsun. Sen de böyle mi davranırsın? He? Benim beynim, kemiklerim çürümemişken, iskeletim dağılmamışken ve vücudumu kurtçuklar, böcekler daha yememişken karşına çıkan ilk adamın kollarına atılır mısın böyle Zehra Hanım gibi? Kahretsin seni Emir. Bırak Allah aşkına ya. Hem ağlarım hem dilerim yapıyor. Sen ne yaptığını zannediyorsun? İyi. Kızı görmüyor musun? Nasıl perişan? Yani Ekrem dedeyle benim göbeğim çatladı ya onu evlenmeye ikna etmek için. Sen burada neden bahsediyorsun? Ya üzüntüden ağlıyor değil mi? Ben mutluluktan zannediyorum ya.